atomun kuantum modelinden bahsedelim arkadaşlar. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi hidrojen atomuna uygulandığında elektronun konumunun ve hızının aynı anda kesin bir şekilde bilinmesinin mümkün olmadığı görüldü. Aynı yıllarda Erwin Schrödinger Heisenberg'den bağımsız olarak de Broglie'nin hipotezini göz önüne alarak tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği oluşturdu. Schrödinger bir kuvvet etkisi altında olan dalgaların nasıl oluşacağını ve gelişeceğini açıkladı. Fotonun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerin dalga fonksiyonun karesi değer olarak alındığında en yüksek yer olacağını belirledi. Enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayılarıyla ifade edilir. Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlanması kullanılırken kuantum mekaniğinde elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler orbital olarak tanımlandı. Heisenberg belirsizlik ilkesi, Bohr'un atom teorisindeki elektronlar dairesel yörüngelerde dönerler ifadesinin yanlışlığını göstermiştir. Her orbitalin kendine özgü bir elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır. Şimdi arkadaşlarım Dalton atom modeli biliyorsunuz içi dolu kürecik demiştik. Thomson üzümlü kek modeli demiştik. Rutherford'da çekirdek kavramı başlıyor. Bohr'da enerji seviyeleri, yörünge kavramı var ve en son Schrödinger elektron bulutu modelini görüyoruz. Kuantum sayıları Elektronların dağılımı bulundukları enerji düzeylerinin türü ve sayısı ile belirlenir. O halde elektronların atomda çekirdek etrafında hangi enerji düzeyinde bulunduğunu belirlemek için kuantum sayılarını bilmek gerekiyor. Bu kuantum sayıları arkadaşlarım baş kuantum sayısı küçük n ile ifade edilir. Açısal momentum kuantum sayısı l ile ifade edilir. Manyetik kuantum sayısı ml ile ifade edilir. Spin kuantum sayısı ms ile ifade ediliyor. Baş kuantum sayısı orbitalin çekirdeğe olan uzaklığını belirtir. Aslında yörüngelerden bahsedilir arkadaşlarım. Baş kuantum sayısı n harfi ile ifade edilir. n bir veya daha büyük tam sayı olabilir. En eşittir 1, 2, 3, 4 gibi. En sayısının büyüklüğü elektronun çekirdeği olan uzaklığı ve potansiyel enerjisiyle doğru orantılıdır. Demek ki en sayısı arttıkça potansiyel enerjimiz ne yapacak arkadaşlarım? Artacak. Baş kuantum sayısının belirttiği elektron enerji seviyesine katman enerji düzeyi ya da enerji seviyesi denir. Açısal momentum ikinci kuantum sayısı. Açısal momentum kuantum sayısı küçük l ile ifade edilir arkadaşlarım. L'nin değeri baş kuantum sayısı n'ye bağlı olarak en eksi 1'e kadar bütün tam sayı değerlerini alabilir. L 0, 1, 2, 3 gibi. Açısal momentum kuantum sayısı Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmeleri belirtmekte kullanılır. Açısal momentum kuantum sayısı ile ifade edilen enerji seviyelerine ikinci katman denir. Başka bir ifadeyle orbital türleri olarak belirtilir. Arkadaşlarım, daha ziyade orbital türlerinden bahsederiz. Yani L değerimiz n 1 yazacak olursam arkadaşlarım M1 ise 0, 1, 2, 3 diyecek olursam 0 S'yi, 1 P'yi, 2 D'yi, 3 F'yi temsil edecektir. İkinci katmanlar bu orbitallerin genel özelliklerine göre isimlendirilmiş ve bu isimlerin baş harfleri kullanılarak gösterilmiştir. S şarp keskin, P principal asıl baş, D diffuse yayılmış, f fundamental temel. Bu harfler L'nin her bir sayısal değerine karşılıktır. Yani s 0, p 1, d 2, f 3'tür arkadaşlarım. Orbital sembolü 0 1 2 3 s p d f. Bakınız n 1 olursa n-1'de yerine yazacak olursam 1-1'den 0 yani s orbitali olacak. en eşittir 2. n-1'de yerine yazarsam 1. 1'e kadar olan sayılar 0, 1 yani s ve p orbitalleri olacak. n eşittir 3 olursa arkadaşlarım 3-1'den 2 yani 2'ye kadar olan değerler 0, 1, 2 s, p, d orbitalleri n eşittir 4 olursa n eksi 1'den 4 eksi 1, 3, 3'e kadar olan 0, 1, 2, 3 s, p, d ve f orbitalleri olacak. Manyetik kuantum sayısı arkadaşlar manyetik kuantum sayısı ML ile ifade edilir. Manyetik kuantum sayısı orbitalinin uzaydaki yönlenmesini gösterir. Bir alt kabuk için ML'nin alabileceği değerler açısal momentum sayısı L'nin değerlerine bağlıdır. Verilen bir L değer için toplam 2L artı 1 adet farklı ML değeri bulunabilir. Bir başka ifadeyle eksi L'den artı L değerine kadar tam sayı değerlerini alır. Bakınız eğer L'miz 0 ise madem ki eksi L ile artı L arasındaki değerler alınacak arkadaşlarım L 0 ise ML'miz 0'dır. L 1 ise ML değerimiz eksi 1 0 artı 1'dir. L 2 ise ML'miz eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. L 3 ise ML değerimiz eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3. L 0 ise S orbitalini, 1 ise P orbitalini, 2 ise D orbitalini, 3 ise F orbitalini temsil eder. Bakınız biliyorsunuzdur arkadaşlarım S orbital sayısı 1'dir. Bakınız kaç tane değeri var? 1 tane. P'nin orbital sayısı 3'tür. Eksi 1, 0 artı 1. Bakınız 3 farklı değer. D'nin orbital sayısı 5'tir. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 artı 2 5 farklı değer görüyoruz. F'nin orbital sayısı ise 7'dir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 ve artı 3 değerlerini görüyoruz. 7 farklı değer alıyor. D orbitalinin dış manyetik alandaki yönelimlerini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız D orbitalinin 5 tane olduğunu söyledim. Ve 0, 1, 2, 3 S, P, D, F dedik. Eksi L ile artı L arasındaki değerleri alacak. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, 5 tane değer görüyoruz. Bu yüzden D orbitalinin sayısı 5'tir. Baş kuantum sayısı N, bir orbitalin büyüklüğünü, ikinci kuantum sayısı L, orbitalin şeklini manyet kuantum sayısı ml ise orbitalin uzayda yönelimini ifade eder. Şimdi bakınız, n sayımız 1 ise l'miz 0'dır, ml'miz de 0'dır. 1s 1 orbitalimiz var. n sayımız 2, l'si 0, ml'si 0, 2s. n sayımız 2, l'si 1 ise p'den bahsediyoruz. 2p Eksi L ile artı L arasındaki değerleri alacak. Eksi 1, 0, artı 1. Orbital sayısı kaç geliyor arkadaşlarım? 3. Eğer MLS 0 orbital sayısı 1. MLS eksi 1, 0, artı 1 ise ne yapacak? Orbital sayısı kaç olacak arkadaşlarım? 3. Bunlardan da zaten biraz önce bahsetmiştim. Spin kuantum sayısı. Spin kuantum sayısı arkadaşlarım ms ile gösterilir ve spin kuantum sayısında iki farklı değer var. Biri artı 1 bölü 2 birisi de eksi 1 bölü 2. Spin kuantum sayısı ms ile ifade edilir dedik. Elektromanyetik kuramına göre dönen yüklü bir tanecik manyetik bir alan yaratır ve bu hareket elektronun bir mıknatıs gibi davranmasına neden olur. Elektronun A saat yönünde, B saat yönünün tersi yönünde spinlerini görüyoruz. Şekilde elektronun saat yönü ve tersi yönde olmak üzere 2 olası dönmesi gösterilmiştir. Elektronun bu spin hareketlerinin göz önüne alınmasıyla spin kuantum sayısı ms olarak adlandırılan artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerleri alabilen 4. kuantum sayısı tanımlanmıştır.